Tekrar üst görünüşe bakıyorum. Eksik kısımlara bakacağız buradan. Mesela burada raflar eksik. Bu rafları eklememiz gerekiyor. Bu kısma cam raf ekleyelim. Bunun için layer'ı buradan cam olarak değiştiriyorum. Ardından box kullanacağım. Şuradaki noktayı referans alacak şekilde almaya çalışacağım. Tabi burada artık 3D kenetleme noktaları ihtiyacı çıkıyor. Dikkat ederseniz buradaki köşe noktalarını yakalamıyor. En köşeyi yakalıyor. İç köşeleri biraz zor yakalıyor. Başka noktaları zor yakalamaya başlıyorum. İşte bu tür durumlarda AutoCAD'in 2 boyut kenetlenme yerine 3 boyut kenetlenme komutlarını, durum komutlarını aktif edip kullanmamız gerekiyor. Bunu yine sağ alt köşede bütün durum komutlarında olduğu gibi Customize seçeneğine girmek suretiyle buradan 3D Object Snap seçeneğini check ediyorum ve bunu açıyorum. 3D Object seçeneğini açtıktan sonra görmüş oluyorsunuz. Burada durum komutunu ekliyor. Bunu aktif hale getirmek için çift tıklıyorum. Ve bunu mavi renge dönüştüğünü görüyorum. Buradaki ayarları yapmak için arkadaşlar bakın vertexlerden yakalıyormuş. Midpoint Edge diyelim. Dik noktalardan yakalasın. Bu kadarı yeterli bize. Şimdi artık normal snap'ları kapatabilirim. Bakın normal snap komutu yani 2 boyutlu snap komutunu kapattım. 3 boyutlu snap komutları çalışıyor. Arkadaşlar 3 boyutlu snap komutları görmüş olduğunuz gibi 3 yüzeylerde kenetlenme sağlıyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunların renkleri bu şekilde mavi. Dikkat edin. Uç noktaları yakalamak için, orta noktaları yakalamak için bu şekilde ekranda görünüyor. Nesnenin orta noktası gibi çeşitli seçenekler var. Ben buradan şuradaki nesnenin orta noktasını referans alacak şekilde 3 boyutlu snap işlemine girişiyorum. Burada kalınlığını verelim. Kalınlığını spesifik olarak veriyorum şimdilik. Ardından derinliğini -25 vereyim. Sonra bunu dikkat edin bu noktadan itibaren seçtikten sonra aşağı doğru taşımam gerekiyor. Quick Properties'i geçici bir şekilde kapatalım. Aşağı doğru taşımak için buradan ya bu şekilde bunun ön görünüşünden ayarlamam lazım ya da perspektiften gizmo aracı açıkken bu işlemi gerçekleştirmem lazım. Şimdi Z doğrultusuna dikkat ediyorum. Buradaki nesneyle paralel. O halde Z doğrultusunda ben bunu aşağı doğru yani nesnenin derinliği kadar 30 santim kadar aşağı doğru taşırsam bu oluşturduğum nesne yani cam raf aşağı doğru taşınmış olacak. Dolabın içinde konumlandırmış olacağım. Buradaki aksı yani Z aksına tıklıyorum. ESC yapalım. Tekrar seçiyorum. Z aksı üzerinde tıklıyorum. Ve nesneyi yönünü aşağı doğru gösteriyorum. Bu esnada F8 yani orta modu açık olursa daha rahat çalışırsınız. Bakın F8 kapalı olduğunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ve ardından ölçü giriyorum. Yani yan tarafta çıkan mesafeye binaen ölçü giriyorum. Buradan 30 enter yapıyorum. Ve bu şekilde buradan da üst görünüşten baktığımızda görüyorum. İç kısma bu nesneyi oturtmuş oluyorum. 3D snap'ları bu şekilde kullanıyoruz. Aynı işlemi buradaki görmüş olduğunuz modül içerisinde duygular. Mesela bunun içerisine bir raf ekleyelim. Mobile layer olarak değiştiriyorum. Ardından box nesnesini kullanıyorum. Birinci nokta burası. İkinci nokta burası. Nesnenin kalınlığını spesifik olarak veriyorum. Ardından yüksekliğini 25 enter yapıyorum. Tabi bunun kalınlığını düşüreceğiz. Kalınlığını seçtikten sonra nesneyi dikkat edin arkadaşlar. Rafın kalınlığı bu kadar olmamalı. Seçtikten sonra buradaki orta vertex noktasına tıkladığımızda buradaki değer çıkıyor. Bu değerde tap tuşuyla bunların ölçülerini değiştirebiliyoruz. Şu şekilde bakın şu anda 1.7 yazıyor. 1.8 yapalım mesela. Bu şekilde kalınlığını tayin etmiş olduk. Quick Properties'i açtığımızda hatırlayın buradaki ölçüler çıkıyor. Şu anda 1.6 olmuş. 2 yapalım. Diğer ölçüler burada net olarak görünüyor. Buranın da kapağını bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bu yolla hem 3D Snap'ı kullanımını öğrendik hem de
3 dedi gizmo komutuyla taşıma işleminde burada öğrenmiş olduk. Şimdi burada görmüş olduğunuz çekmece klapaları var. Bu çekmece klapalarını oluşturacağım. Çekmece klapalarını oluşturmadan önce çekmece arasındaki boşlukları tayin etmek için offset komutuyla ön görünüşte bu işlemde biraz düzeltme yapalım. Offset enter nokta 2 enter, yani biraz küsuratlı bir değer veriyorum ki araya sağa sola birer tane çizgi attım. Burada oluşturacağım çekmece böyle boşluklu gibi görünsün. Amaç o. Yani çekmeceleri hepsi bitişik olmasın. Enter. Aynı işlemi burada da yapacağım. Offset. Buradan Selection kırıklığını aktif ediyorum. Çakışık nesneleri görmek için dikkat edin. Bu tarafa attım. Buradaki line seçiyorum. Bu tarafa attım. İşlemi tamamladım. Şimdi arkadaşlar buradaki nesnelerin üstüne 3D katıyı ekleyeceğiz. Layers'tan mobilyayı seçtim. Box'a tıkladım. Buradaki köşe noktalardan yapacağız. Ancak bunu orbitle bir döndürelim bakalım. Tam olarak çizgilerimiz nerede kalmış? Şuradan bakalım. Evet. Tabii şu anda 3 boyut snaplar açık olduğu için buradaki 2 boyutlu noktalar üzerinde kenetlenme olmuyor. Bu tür durumlarda arkadaşlar bize yardımcı olması amacıyla object snap'ı, yani 2 boyutlu kenetlenmeleri bir daha açıyorum. Durumu kontrolü. Ardından şuradaki noktaya tıklıyorum. Birinci noktam burası. İkinci nokta burası. Sonra kalınlık vereceğim. İki, enter yapıyorum. Perspektifte baktığımızda bakın burada bir tane katı oluşmuş durumda. Bunu perspektifte seçtiğimizde zaten bir tane nesne seçili görüyorsunuz. Quick Properties açık olduğunda nesnenin ön görünüşten de baktığımızda bunu net olarak görüyoruz. Buradan sağ tıklayıp Move diyorum. Şuradaki arka köşe noktayı tıklıyorum ve getirip buraya yukarıya konumlandırıyorum. Devam ediyorum. Buradaki iki çekmeceyi de oluşturalım. Bunu da oluşturmak için yine Box komutunu kullanıyorum. Buradaki nokta ile buradaki çapraz noktayı kullanarak ardından yüksekliğini 2 enter yapıyorum. Nesneyi seçiyorum. Şimdi referans noktasını taşıma noktası olarak düşünün. Sağ tıklayıp move yapıyorum. Buradaki noktayı referans alarak ve şu noktada taşıma noktası, bitiş noktası olarak taşıyıp işlemi tamamlıyorum. Ön görünüşte baktığımızda iki katı var. İki katıyı seçiyorum arkadaşlar. Tekrar buradan 3D Mirror komutunu kullanıyorum. 3D Mirror komutunu bu sefer tam buradaki ana modülün orta noktasını seçeceğiz. Yani şurayla burayı, ardından yüksekliğini de herhangi bir noktada burada dik olarak eğer tıklarsak bu da geçerli olur. Enter yaptığımızda bakın öbür tarafa aynalamış oluyor. Perspektiften bakalım. Şu anda problem gözükmüyor.